temel hedefler ve kurumların yapılandırılması. Enflasyonu 2 yıl içinde düşük tek haneye indireceğiz. Ortalama büyüme hızının %5'in üzerinde olmasını sağlayacağız. 5 yıl sonunda dolar cinsinden kişi başı milli gelirimizi en az 2 katına çıkaracağız. 5 yılda en az 5 milyon ilave nitelikli ve insan onuruna yaraşır gelir sağlayan iş imkanı oluşturacak, işsizliği azaltacağız. 5 yılın sonunda yıllık ihracatı 600 milyar dolar seviyesine çıkartacağız. Başlangıçta Cumhurbaşkanı'na, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildiğinde ise Başbakan'a doğrudan bağlı strateji ve planlama teşkilatını kuracağız. Hazineyi Maliye Bakanlığı'ndan ayırarak ayrı bir bakanlık şeklinde yeniden yapılandıracağız. Merkez Bankası ve para politikası. Merkez Bankası bağımsızlığını teminat altına alacak yasal değişikliklerle başkan, başkan yardımcıları ve para politikası kurulu üyelerini 5 yıllığına atayacağız. Başkanın bakanlar kurulu kararıyla başkan yardımcılarının ise başkanın teklifi üzerine üçlü kararname ile atanmasını sağlayacağız. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın merkezi başkent Ankara'dadır. Bankanın İstanbul'daki birimlerini en kısa sürede Ankara'ya taşıyacağız. Yeni kur korumalı mevduat hesabı açılmasını durduracağız. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu gibi düzenleme ve denetleme kurumlarının idari, mali bağımsızlığını sağlayacağız. Borsada manipülasyon iddiaları ile ilgili kapsamlı bir denetim başlatacak, tespit edilen yolsuzlukların takipçisi olacağız. İstihdam ve işsizlikle mücadele politikaları. İş bulma ümidini kaybetmiş veya uzun süredir işsiz kişilere yeni beceri ve yetenek kazandırıp istihdama geçmeyi sağlamayı amaçlayan ikinci şans okulları kuracağız. Güvencesiz, kayıt dışı çalışan kadın ev işçilerinin iş kanununa tabi olmasını sağlayacağız. Teknoloji ve bilişim liseleriyle gençlerin yazılım, kodlama ve teknoloji alanlarında meslek sahibi olmasını sağlayacağız. Teknolojik kampüsleri kuracağız. Yeni nesil özel ekonomi bölgeleri kuracağız. Kamuda israfla mücadele. Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'ne taşıyacağız. Cumhurbaşkanlığı kullanımındaki saray, köşk ve yalıları halkın kullanımına açacağız. Kanal İstanbul projesi göreve başladığımız gün iptal edip bugüne dek ne miktarda kaynak kullanıldığını inceleyecek, kaynakları bu tür rant projeleri için değil, tarımsal sulama projelerinde kullanacağız. Türkiye Varlık Fonu'nu kapatacağız. TOKİ hesaplarının Sayıştay denetimine tabi tutulmasını sağlayacağız. Yarının Türkiye'si için.